Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda hiç uzatmadan 3 tane size başlarda yeni başlayan arkadaşlar için kullanışlı olan, kolay olan arpejleri göstereceğim. Arpej yaparken olayımız sağ elimizin 4 parmağını sırasıyla başka telleri çekecek şeklinde kullanmak. Baş parmağın ismi P, işaret I, orta M, yüzük A parmağı. Bunları böyle yerleştiriyorum. P'yi en yukarıya. I 3. tele, M 2. tele ve A 1. tele sırasıyla yerleştiler. Bakın alt 3 tel ve en üst tel. Kombinasyon şöyle. P, I, M, A, M, I, M, A. Ne yaptım? 8 tane çekiş. İlk kombinasyonumuz bu. Yeni başlayan arkadaşlar bununla başlasınlar çok kolay oluyor. Çünkü bakın mi minör tuttum. P, I, M, A, M, I, M, A. Şu anda çektiğim teller basmadığım boş teller olduğu için mi minör çalarken hiç tutmanıza bile gerek kalmıyor bakın. O yüzden boş tellerle çalışırken özellikle en üst teli ve alt üç teli kullanırsanız daha güzel akor sesler almış olacaksınız. Şimdi her bir akorda dört dörtlük bir şarkı varsa her bir akorda bir döngü olarak gelecektir. Basit akorlarla başlıyorsunuz zaten. Bu açık akorlar üzerinden gösterelim. Dönüyorsunuz bu şekilde. Bir yandan şarkı söylüyorsunuz. Şarkıyı söylerken arka planda ritim saymış oluyorsunuz. Çünkü arpejlerin her bir vuruşu bir yarım vuruşa tekabül eder. 8 tane yarım vuruşta 4 tane tam vuruş yapar. Sayılırken de 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve diye sayılır. Şimdi bunu biliyorsanız şarkıyı çalarken arka planda 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve sayıp her bu sayımdan sonra bir yeni akor geliyorsa o şarkı 4 dörtlük demek oluyor. Demek ki o parçalarda bu arpeji kullanabiliyorsunuz. Zaten parçaların %70-80'i 4 dörtlük. O yüzden yani 4 dörtlük parça bulmak zor değil. Çaldınız. Bu arpeji çok çalıp bundan sıkıldınız artık. Yeni arpej istiyorsunuz. İkinci öğreneceğiniz arpej mutlaka bu olsun. Çünkü çok kolay. P, I, M, I, A, I, M, I. Sürekli I'ye dönüyor yani. P, I, M, I, A, I, M, I. Ne oluyor? İ parmağı çok aktif. İ parmağı işaret parmağı ve günlük hayatta en çok kullandığımız, en rahat kullandığımız parmak. O yüzden rahat öğreneceksinizdir. P, I, M, I, A, I, M, I. Her akorda bir tur çeviriyoruz. Ve akorları çevirirken bu şekilde dönerken bas notayı yani P parmağının vurduğu notayı her zaman akorun kök sesi olarak seçmeniz lazım. Yani solde sol çalıyor olmanız lazım, do'da do çalıyor olmanız lazım, la'da la çalıyor olmanız lazım, mi'de mi çalıyor olmanız lazım. Hangi tele çaldığınızı bakmıyorsunuz, hangi notayı çaldığınıza bakıyorsunuz. Yani akorda gitarda nota yerlerini biliyor olmanız lazım az buçuk. Bir do majör basarken yukarıda kök seste do vardır, onu çekmeye çalışırız. Bunun da mantığı buradan gelir. Yani ezbere iş yapmayıp biraz nota öğrenirseniz o işi de öyle çözmüş olursunuz. İki tane arpeji öğrendiniz. Dört dörtlük parçaları çalıyorsunuz. Birinden sıkılırsanız diğer arpeje geçin. Ondan sıkılırsanız ona geçin. Ben de çoğu zaman böyle yapıyorum yani açıkçası söyleyelim. Çünkü diğer arpejler biraz daha buna göre çalarken söylemesi biraz daha zor gelebilir. Mesela P, A, M, I, A, M, I, M de yapabilirsiniz. Yani kafanıza göre türetebilirsiniz. Yeter ki türetirken 8 vuruş olduğundan emin olun. Basta da P ile başladığınızdan emin olun. Öncelikle arpeje yani. Sonra diğer teller gelsin. O zaman daha güzel duyulur. Çünkü her ölçü başına bir bas duyurmak polifonik müzikte genelde yani tercih edilen bir şey. Akorları duyabilmek açısından. Çünkü akorun kök sesini tırnattığımız için dediğim gibi. Şimdi bunları çaldınız ama baktınız ki parçanın sayımı yani akorlar 1, 2, 3, 4 diye gitmiyor. Ya da 1, V, 2, V, 3, V, 4, V diye sayamıyorsunuz. Nasıl sayabiliyorsunuz? 1, V, 2, V, 3, V sayıp akor değişiyor. O zaman şarkı 3 zamanlı demektir. Ya 3 dörtlüktür ya 6 sekizliktir. 6 sekizlik 6 tane yarım, 3 dörtlük ise 3 tane tam demek oluyor. Peki farkı ne bunların? 6 sekizlik 1 2 3 1 2 3. Bu şekilde 2 zamanlı sayar. Yani 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 diye dönüyorsa üçlemeli gruplar şeklinde geliyorsa 6 sekizlik oluyor ve buna bileşik zaman diyoruz aynı zamanda. Demetler halinde gruplandığı için. İki zaman vuruşu olmasına rağmen 6 tane içerisinde 8'lik olduğu için. 3 dörtlük ise 1 ve 2 ve 3 ve 3 zamanlı ve 8'lik notalar ikişerli gruplanıyor. Böyle bir fark var yani teorik olarak. 3 dörtlük ile 6 8'lik tamamen aynı şey değil yani. Teoriye hiç hakim değilseniz dediğim gibi bunları sayarak kafanızdan 1 ve 2 ve 3 ve sayın. Ha, 3 zamanlı. O zaman şu arpeji yapıyoruz.
P-I-M-A-M-I. En basiti bu. 3 aşağı yürüyoruz. 3 de yukarı yürüyoruz. Bakın yukarıdan başlıyor. P-I-M-A-M-I. Nasıl sayacağız? 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Toplamda üçlemeli iki grup şeklinde 6-8 parçaya uyacaktır. Bu da zor geldi. O zaman ya da şöyle anlatalım. Tamam, bunu yaptınız. Bu zor gelmez zaten. Kolay da bu. 3 dörtlük parça geldi. Vurgular değişik geliyor. Bakın bunu yaptığınız zaman 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve böyle de sayılabilir yani. Doğru mu? Yani bu sayımda ama vurgular biraz ters yere düşüyor. Çünkü şu en alt telin vurgusu biraz fazla olduğu için 1 2 3 1 gibi tekrar başlıyor gibi oluyor. Yani hoşunuza gitmiyorsa bu arpej 3 dörtlükse parça, 3 vuruşluysa ve bu sevmediyseniz yani. O zaman vals çalımı var. Vals çalımını da göstermiş olalım. Yani dördüncü de bonus benden olsun. Akor tuttunuz. Tuttuğunuz akorda önce bas çekiyorsunuz. Sonra 3 parmağınızın I, M, A parmaklarının 3'ünü birden alt üçteli 2 defa çekiyorsunuz. Ne oluyor? Toplamda 1, 2, 3. 3 adet yarım vuruş çekmiş oluyorsunuz. Yavaş çalarsanız bu 1, 2, 3. 3 adet tam vuruş gibi de düşünülebilir. Bir notanın tam vuruş mu yarım vuruş mu olduğunu prensipte yani teoride şöyle pratikte diyelim daha doğrusu. Şöyle anlıyoruz. 1, 2, 3. Bu normalde yarım vuruş olarak düşünülür. Eğer arada V diyebilecek kadar süreniz varsa o zaman tam vuruş kabul edilir. Yani 1 ve 2 ve 3. Bak şöyle yapalım. 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve. Yani şarkılarda metronom çok değişebiliyor, hızlanabiliyor, yavaşlayabiliyor. Eğer yani metronom hızlandıkça notaları dörtlük değil de yarım vuruş gibi hissedebiliyorsanız ölçüye 3-8'lik de diyebilirsiniz. Bu bakış açısıyla alakalı. 3-4'lük de diyebilirim ben. Yani ama metronomu hızlandırmış şekilde düşünürüm. Yukarıda metronomu hızlı yazarız mesela. 3-4'lük yazacaksınız. Ya da direkt 3-8'lik deyip metronomu yavaş da yazabilirsiniz. Burada dediğim gibi bakış açısı şarkı 3-8'lik ya da 3-4'lük olarak yazdırabiliyor bize. Şu şekilde düşününüz de 1-2-3, 1-2-3. Bu ne oldu? Aslında yani 3-8 artı 3-8, 6-8 de yürümüş gibi de düşünülebilir. Ama yavaş çaldığımızı yani 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve diye düşünürseniz de 3-4'lük ritim olmuş olur. Bu ritimde bir tavsiyem ilk çekişinizde bası çekin. Eğer 6-8'lik şeklinde 2 defa çalınacaksa aynı akorda 1-2-3. Diğer defada ya en bir üst teli ya da bir alt teli kullanmaya gayret gösterin. Akor içinden olan ses olursa daha iyi olur. Gibi gezin yani akorun baslarında. Bu sayede biraz daha baslar arasında melodik yürüyüş bakın. Gibi gidecektir ve parçayı da böyle dinlemesi keyifli hale getirecektir. Evet, bu bonus şu anda doğaçlama olarak geldi. Yani videoyu da biraz uzatmış oldum bu sayede. Anlatacaklarım bu videoda bu kadar. Bunları değerlendirmeye çalışın. Benzer videolar çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Son dönemlerde biliyorsunuz yani özel dersler veriyorum ben uzun zamandır. Ve işte doların yükselmesi muhabbeti var şu anda gündemde. Öğrenciler için ders almak gitgide her gün daha da zorlaşıyor özellikle Türkiye'de. Yani biz buradan internet üzerinden de destek olmaya çalışıyoruz. Ama eğer özel ders alırsanız bilin ki buradaki anlattığım şeylere göre çok daha detaylı ve uzun süre tabii ki. Her defasında bir saat beraber ders işliyoruz. İstediğiniz parçaları öğretebiliyorum. Yani kendi öğrenmek istediğiniz parça vardır belki. Hiç piyasada gitar dersi olmayabilir. Sizin için notalarını çıkartıp yani ders haline getirip size hizmet şeklinde sunabiliyorum. Bu konuda bana iletişim adresim YouTube'da var. Hakkında bölümünde kanalın. Oradan ulaşıp yani dileğinizi bir şekilde hani hizmete çevirebiliriz. Instagram üzerinden de ulaşabilirsiniz. Instagram linki de videoların altında var ya da YouTube ana sayfasında var. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu faydalı buluyorsanız mutlaka videolara yorum bırakın. İsteklerinizi yazın. Ona göre videolar çekelim. Çünkü YouTube'a uzun zamandır bu şekilde içerik hazırlamıyordum. Artık YouTube kalitesinde içerikler hazırlamaya başlıyorum. Öyle söyleyelim. Videolarımız işte 5-10 dakikalık videolar olacak. İstifade etmeye çalışırsınız umarım. Takibe de devam edin. Katıl butonunu bu arada aktif etmeye çalışıyorum. Daha bir sürü bu sene aktif olacağız öyle görünüyor yani. Onu da yapabilirsek oradan da desteklerinizi sunabilirsiniz.
Türkiye'de müzisyen olmak gerçekten zor arkadaşlar. Özellikle de dediğim gibi para değeriniz bu kadar düşme noktasındayken öğrenci bulmak da gayet zor. Hiç kolay bir sektör değil. Yurt dışından öğrencilerim var. Onlar için bir değişiklik olmadığı için o sayede biraz tutunabiliyoruz. Yani şu an öyle söyleyeyim. Ve yurt dışından beni izleyen arkadaşlar da varsa ki muhakkak ki vardır aranızda. Yani Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da. Oradan gelen başka arkadaşlar var şu anda halihazırda ders yaptığımız. Siz de çekinmeyin, katılabilirsiniz arkadaşlar. Yazın. Ben her zaman derslerimi muhabbet halinde yapıyorum yani. Hoşunuza gideceğinden eminim. Gitmese de zaten sıkıntı yok arkadaşlar. Yani ödeme iadesi de her zaman yapabiliyorum. Ama öyle bir şeye ihtiyaç olmuyor genelde. Çünkü çok memnun kalıyorlar arkadaşlar. Öğrenme garantisi sunarak özel dersler yapıyoruz. Şu anda açmış olduğum bir atölye de var. Bursa Kestel'de. Kendi çalışma atölyemiz var. Birebir dersler yapıyoruz. Bursa'da oturan arkadaşlar varsa onlara da derslerime katılmayı yani önereyim. Buradan davet yapmış olalım. Evet. Gitar yolculuğunuzda başarılar diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Muhabbet etmeye devam edeceğiz. Müzikle kalın. Hoşça kalın.